Evet, Günden takipçileri 28. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün ismi A Nice Place to Visit. Ve 15 Nisan 1960 yılında yayınlanmış bu bölüm. Salih, dini bölümlere geldik. Evet. Yani aslında benim için çok ilginç bir bölüm olmadı. Ama yine de güzel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Hani ilk sahnelerde hani cennet değil de cehennemdeymiş gibi zaten bir izlenim veriyordu sanki film. Ya zaten onu hani şeyden dolayı hissedebiliyorsun. Adamın bu yaptığı her şey, istediği her şey bir anda önüne serilmez yani. Bu kötülükleri yapıp bu şekilde ölen bir insan her istediğini elde edemez. Yani onun, bilmiyorum, ben öyle düşündüm mesela Ama seyrederken orada bunu. bir nokta var. Adam kendi hayatını düşünüyor. Mutlaka diyor bir büyük bir iyilik yapmış olmalıyım ki buradayım diyor ya. Ben orada mesela bir şüpheye düşmüştüm. Acaba gerçekten bilmediği bir iyilik yaptı ve burada mı? Mesela. Ben orada şunu düşünmüştüm. Yani yaptığı bir kötülük sayesinde birisi kurtulmuştur, hayatı kurtulmuştur ya da hayatı değişmiştir diye düşündüm. Tabii ki o çıkmadı ama sonuç olarak aslında yine bir döngünün içine girmiş olan bir adamın hikayesini seyrettik biz bölümde. Evet. Bu da beni yine geçmişteki seyrettiğimiz bölümlere getirdi. Mesela. Mesela 24. bölümde Long Live Walter Jameson isimli bölümü seyretmiştik. Bu bölümde biliyorsun ki uzun süre yaşayan ve yaşlanmayan, bir yaş almayan, hatta senin ifadenle, bir adamın öyküsünü seyretmiştik. Bu bölümde de aslında bir noktada o bölümde anlatılan şeyleri gördüm ben. Çünkü adam her istediğini elde ediyor. Ne zaman biteceği belli değil. Bu şekilde hiçbir sona ulaşmadan devam edebilir. Elde ettiği şeyleri bir şekilde hayatında tutabilir. İstediği her şey yine önüne serilebilir. Ama bu noktada hani biz ölümsüz olsak ya da çok uzun yıllar yaşama gibi bir özelliğimiz olsa her gün aynı şeyleri yapmaktan bir noktada sıkılacağız ya. Burada onu görüyorsun. Adam her gün her gün istediği şeyleri yapmaktan, her istediğini elde etmekten sıkılmaya başlıyor. Ve cennet gibi gördüğü o yer onun bir cehennemi haline dönmüş oluyor. O nedenle bu bölümleri ben birbiriyle eşleştirdim kafamda. Anladım. Sen ne diyorsun? Yani ben şimdi adamın yaşadığı hayat gerçek bir hayat değil ya. Var olan şu an bizim yaşadığımız dünya olmadığı için çok eşleşme yapamıyorum. Ama nasıl diyelim, kavramsal olarak mı denir buna? Hani üst bir bakış açısıyla evet benzer yerler var. Bir tanesi sürekli yaşıyor. Ya gerçi benzer yerler de var mı? Şimdi şüpheye düştüm şundan dolayı. Bir tanesinde büyülü bir hayat var. Büyülü de dediğim onun için tasarlanmış, kurgulanmış bir hayat. Diğerinde gerçek bir hayat var. Ama hani bir yerde benziyor mu? Ya aynı hareketleri yapmasını benzetsek bile aynı hareketleri yaşamıyor aslında. Ama şuradan benzetebiliyoruz. Döngü olarak hep aynı döngüyü yaşıyor. O adam da aynı döngü ama adam sadece bir gün mü, kaç bir ay mı yaşıyordu orada? Bir hafta mı? Hani Bir ay kadar yaşıyor, bir ay yanlış gibidir. hatırlamıyorum. Sürekli artık her şeyi tekrar ettiği için bir rehabilitasyon süreci gibi bir yer geldi bana orası. Ben de şunu düşündüm. Diğerinde adam çok uzun yıllar hayatını devam ettiriyor ve bu süre içinde istediği her şeyi yapabilir. İstediği her şeyi bir şekilde elde edebilir belki. Tabii ki de kendi çabası olacak. Farklı etkenler girecek işin içine. Çünkü o, dediğin gibi, gerçek dünyada hayatını sürdürmesi gereken biri. Bu kişi ise ne isterse bir şekilde elde edebilecek birisi. İstediği her şey bir şekilde önüne seriliyor. Ama yine de bu kişiler bence aynı döngünün içine girdikleri için bir noktada artık yaşadıkları hayattan da sıkılmaya ve bazı şeyleri sorgulamaya başlıyorlar. Mesela en sonunda yaşlı adamla konuşmaları vardı ya, işte diğer tarafa gitmek istiyorum, sen zaten oradasın gibi bir ufak konuşma geçiyor. Yani bunu tahmin etmemiş miydin sen? Ben tahmin ettim mesela. Yok, bu tahmin edilebilir bir duruma geliyor zaten ilerleyen dakikalarda. İlk dakikalarda tahmin edemiyorsun. Acaba gerçekten farkında olmadan bir iyilik yapıp cennete mi gitti diyorsun. Sonra aynı şeyleri sürekli yaşıyor, sürekli iyi bir şey.
Daha sonra diyor ki ya burası cennet ama ben bu cennetten sıkıldım, beni cehenneme gönder. The other place. Hani sözcüğü orada. Sen zaten buradasın. Kelimesiyle aslında hani Twilight vari bir son bize veriyor. Yine şaşırtan evet. Bir hani onun bir algoritması var ya. Normalmiş gibi gidip sonra ters köşe yapma. Ve yine bir evet. Ters köşe yapma olayı var. Çünkü ona inandırmaya yakın neden? Giydiği elbise beyaz. O yaş hani onu karşılayan melek diyebiliriz meleğin. giydiği elbise beyaz ve senin kafanda sürekli bir aydınlık var ya. Seni bir illüzyona evet. Sokuyor aslında orada bölümde. Acaba diyorsun hani burası gerçekten orası mı? Sonradan hep aynı şeyleri tekrar edince aslında dediğin gibi biraz önce sürekli iyi şeyler adamın artık bir cehennemi oluyor. Hani bir ifade vardır. Ütopyalar var ya, distopya, ütopya kavramları. Ütopya gerçekleştiği an orada yaşayanlar için muhtemelen olay distopyaya dönecek. Herkes aynı işi yapıyor. Herkes akıllı. Herkes kitap okuyor. Herkes sanattan anlıyor. Düşünsene. Yani ütopya gerçekleştiği an distopya doğru bir döngü başlaması gerekiyor. Yani zaten hani değişmeyen tek şey değişimdir diyorsun. Gerçi bu sözcük bile paradoksa sokuyor seni. Değişmeyen tek şey değişimdir. Sözcüğü bile değişmeyecekse nasıl oluyor bu iş diyorsun. Çünkü bu sözcük, yani bu cümle de aynı ya. Değişmeyen tek şey değişimdir. Evet. Cümlesi hiçbir zaman değişmiyor bak. Ama gerçekten de hep her şey değişiyor. Bunu nasıl ifade edeceksin? Her şey değişiyor dersen hani belki bir yerde tutturursun diyeceğim ama her ya şey değişiyor. Da... Hani cümlesi de aynı kalıyor. Değişmiyor. Yani hani... şu var. Kendi içinde de çatışan bir cümle haline geliyor tabii uzun süre düşünürsen üstüne. Yok yani onu demek istiyorum. Yani değişmeyen tek şey değişimse bu cümle neden sabit kalıyor diyorsun sürekli. Burada şimdi hemen bölüme geri dönersek hırsızın ne kadar materyal bir dünya görüşüne sahip olduğunu daha öldüğünün de farkında değil ama istediği tüm şeyler, eşya ya da maddi şeyler istedikleri. Yani maddiyattan çıkamamış. Neden? Burada evet ruhsal bir tahlil yaparsın da bu bizim uzmanlık alanımız değil ama hani demek ki bir bastırılmışlık var. Küçükken ulaşamadığı maddi hani eşyalar var. Bu eşyaları elde etme hırsına dönüşmüş olay. Ve bunu da iyi yollardan değil, hani yasal yollardan değil, yasal olmayan yollardan halletmeye çalışıyor. Ve ama adam öldükten sonra bile materyalliği devam ediyor Salih. Ve maalesef günümüzün en büyük sorunu bu. Tamamen materyal olduk Salih. Ya gerçekten ya, çok evet. Üzülüyorum. Yani ya ruhani taraf, ya ruhaniden buradan herkes şey diyor. Ruh diye bir şey yok. Ya ben burada değilim ben şu an. Yani anlattığım şey bu değil. Ruhani tarafı unuttuk. Ya ruhani kısım burada maneviyat olabilir. Maneviyat kelimesi yani sözcüğünü nasıl aktarabiliriz bilmiyorum ama işte bu içimizde hani oluşan şey. Anlatamıyoruz bunu zaten. Sözcüklere dökebilseydik gerek kalmazdı bu konuşmaları ama kaybediyoruz ya yavaş yavaş maneviyatı. Bitiyor yani. O bence biraz da zamanın getirdiği bir şey. Yani insanlar daha çok bireyselleşmeye başladıkça tutunacak başka şeyler arıyor. Ve bunları belki diğer insanlardan göremediği için nesnelere de bağımlı hale gelmeye başladık. Sürekli bir şeyler alalım. Sürekli bir şeylere sahip olalım. Ve bunlar bizi psikolojik olarak belki de rahatlatan şeyler. Alışveriş yapmak mesela. Bunlar şimdi da... şöyle sana ya katılıyorum, katılamıyorum. Şu, eğer bizler varsayalım, elimizdeki telefonu bıraktık, televizyonu bıraktık, okuduğumuz kitapları da seçici bir şekilde seçmeye başladık. Muhtemelen Salih algımız çok değişecek ve materyal dünyadan kopmaya başlayacağız. Yani ben yönlendirildiğimizi düşünüyorum. Algılarımız yönlendiriliyor. Çok profesyonelce hem de. Biz bunun farkında bile değiliz. Sen hep büyük pencereden bakmaya çalışıyorsun şu an. O yüzden ne diyeceğimi bilemedim. Yani ben reklamlar hani... bile. Düşünsene reklamlarda o reklamlar şey zannediyorlar. Hani çektim oldu. Hayır, reklamların altında her zaman kuramlar vardır. Sen o maddeyi nasıl satın alırsın? Yani şöyle diyelim. O maddeyi nasıl satın aldırtabilirim? Sorusunun cevabı vardır reklamlarda. İlgi çekmek değildir orada. Birçok nokta var. Örneğin sen de kanalında bir yayın yapmıştın başkalarını ikna et diye. Kitap vardı ya bir tane. Mesela evet. O kitapta çok güzel bir noktaya değiniyor. Hani eksik olan bilgiyi verme.
kaçıncı bölüm bilmiyorum şimdi, hatırlamıyorum. Örneğin işte Salih hakkında bilinmeyen 10 gerçek, Salih hakkında bilinmeyen 3 gerçek. Şimdi bu zamana kadar Salih ile ilgili işte bir şeyler var kafamızda, belli bilgiler var. Ve o başlığı okuduğunda kafanda bir boşluk oluşuyor ve o boşluğu doldurmak için mücadele ediyorsun. Yani yazıyı okumak istiyorsun. Bu çok ilginç değil mi? Yani bu bilim bug'ımız bizim yani. Ya ona bakarsan her şeyde bir şekilde bir yöntemi var. Hani bunun işte ilgi çekmek belki doğru bir ifade midir bilmiyorum ama o reklamlarda kullanılan renk tonlarına kadar çekimde yapılan hepsine kadar böyle psikolojik olarak karşıdaki alıcıyı ya da müşteri, potansiyel müşteriyi etkileyecek bir şeyleri var bunların. Nasıl diyeyim, yöntemleri var. Ama işte hepsine hakim değiliz. Hepsini de bilemeyiz şu anda. Tabii ki de buna katılıyorum. Ama ben daha çok insanın kendi içindeki ruhsal durumuna biraz daha yaklaşmak istedim burada. Yani insan ne kadar yalnız kalırsa tutunacak bir şeyler arıyor ve çevresindeki insanlardan belki onu göremediği için bu tarz işte başka nesneler, kimisi için işte kitaplar olur ya da ne bileyim bir figür koleksiyonu yapmak olur. Belki hani koleksiyonerlik de bunların verdiği eksikliği kapatmak için yapılan bir şeydir yani. Önümüzdeki seçeneklerden sadece seçim yapıyoruz. Hani eskiden bu seçenekler yoktu. Mesela 200-300 yıl önce insanlar gerçekten bir şeye sahip mi olmak istiyordu yalnız kaldığında? Muhtemelen kendini dini tarafa veriyordu, kutsal tarafa veriyordu. Yani bağlam değişti. Bir önceki bölümlerde izlediğimiz bilim insanı bölümü vardı, hatırlarsın. Orada da geçmişten birisini getirmişti. Ama o geçmişten getirdiği kişinin rızası olmadan getirmişti ya. Bir rıza var burada. Tamam. Yani. Yani biz sonuçta deney yaparken bile kişinin rızasını alıyoruz ya da görüşme yaparken kişinin rızasını alıyoruz. Şimdi benim rızam olmadan normalde yapılmaması gerekiyor değil mi böyle bir şey? Yani benim hani reklamlardan etkilenmemem gerek. Çünkü benim rızam yok ve benim bilinçaltıma belki de farklı dokunuşlar yaparak o maddeyi almaya iten bir temadan bahsediyoruz. Ve ben bunun bizim rızamız olmadığı için diyorum, etik olmadığını düşünüyorum mesela. Ne dersin? Yani hani muhtemelen sen de aynı şeyi düşünüyorsun da hani etik değil mesela bu. Ama biz hiç kimse buna itiraz etmiyor. Bu çok ilginç geliyor bana. Bunun üzerine hani yazılan makaleler varsa, araştırmalar varsa bunlara bakmak lazım. Ben mesela şu anda çok aşırı üzerine düşünmediğim konu bunlar. Belki de çok alıştırıldığımız için de olabilir. Çünkü her gün bu tarz şeylere maruz kalıyoruz ya. Çok da düşünmüyoruz belki de. Evet. Ama ya dediğin gibi hani şu... alıştırıldık ve hani hatta öyle böyle alıştırıldık ki ya şöyle söyleyeyim, insanlar karar verirken hangi unsurlar devreye giriyor gibi çalışmalar var ya, makaleler vesaire. Ya biz bunları okuyoruz ama yapılanı da kabul ediyoruz. Yani benim anlayamadığım ya da daha doğrusu kabullenemediğim nokta bu muhtemelen. Ya benim rızam yok. Ben etkilenmek de istemiyorum. Algımın yönlendirilmesini de istemiyorum. Tabii insanlar hani iyi niyetli, biz iyi niyetli bakıyoruz da olaya. Hani yönlendirilmesini dair istemememe rağmen yönlendiriliyorum ve bu bilmiyorum ama hani bana çok böyle ahlaki de gelmiyor. Belki farklı bir bakış açısı olabilir insanlar. Şimdi yeniden yani ilk defa düşünmüş olabilirler bu olayı da. Ya ben yönlendirilmek istemiyorum ve maalesef yönlendiriliyorum müziklerle, reklamlarla, dizilerle. Ha, çok büyük bir bombardıman altındayız. Peki sana şunu soracağım. Yani mesela bilgisayara bir program yükleyeceksin ve bu programı yüklemek için o şartları kabul etmek zorundasın. Evet. Ve o şartlarda kabul etmek istemediğin şeyler olmasına rağmen o programı kullanabilmek için, o özelliklere ulaşabilmek için bunların hepsini kabul etmen gerekiyor. Yani bu da bir yönlendirilme değil mi sence? Maalesef. Maalesef sadece. Yani istemediğim bir şey ama kabul etmek zorundasın. Maalesef. Yani üzülerek söylüyorum. Kabul etmediğinde de ya örneğin bir program var, topluca kullanacağız. İşte uzaktan toplantı yapacağız. O şartları kabul etmeden o toplantıyı yapamıyorsun. Evet. Birileri çünkü kabul etmiş. Sana göndermiş linki. Misafir linkini mesela atıyorum. Sen de onu kabul etmeden o toplantıya giremiyorsun. İnanılmaz derecede sıkışmış vaziyetteyiz. Çok ilginç değil yani... mi? Hani bölümü konuşuruz diye düşünüyorduk da bambaşka yere geldi şu an sohbet.
Ya şunu söyleyeceğim ben. Yani aslında rızası oluyor. O kişi o toplantıya girmek için kabul ediyor mesela bunu. Evet. Ama başka bir şeyleri vermek zorunda. Hani bir bilgini vermek zorundasın belki. Yani çok ilginç bir şey var ama hani günümüz dünyasında da çağa ayak uydurmak için bunlara da kabul etmek zorunda kalıyorsun ya. Evet. Hani buna evet, da maalesef. Çok yapabileceğim bir yorum kalmıyor açıkçası. Şimdi Salih hani ya konuyu da biraz uzatmış olduk ama kusura bakma. Şöyle bölümle ilgili şu noktayı not almışım ben. Konu biraz değişecek. Orada bir kayıtlar odası vardı. Hatırlıyor musun bölümün içerisinde? Kayıtlar odası çok ilginç bir oda. Yani aslında şimdi bakıyorum da dijital dünyaya kayıtlar ciddi bir şekilde alınıyor değil mi? Mesela şu an konuştuğumuz olur. Telefon görüşmelerimiz. Muhtemelen yolda yürürken kameralar var ya seni çekiyorlar ve birçok dükkanın evet. kamerası birleştiğinde senin örneğin evden çıkıp okul ya da iş yerine gidinceye kadar seni takip edebiliyor sistem. Tamamen kayıt altındayız. Bana bunu hatırlattı. Evet yani görmediğimiz bir kayıt sistemi var. Ama bizde mesela somut olarak artık dijitalde varmış gibi geldi. Ya bu bölümün şu sahnesinden yola çıkarak. Hani artık böyle çok gizli saklı bir şeyler yapmak da mümkün değil. Çünkü her türlü bir şekilde o kaydımız var. Hayatımız bir şekilde kayıt altında zaten. İsteyen istediği şekilde de ulaşabilir. Yani bir bilgi edinmek isteyen bir kişi. Ya bölümde bana o kısım mesela biraz daha şeyi hatırlattı. 90'lar, 2000'lerin başı bir devlet dairesine gitmişim de oradan benim işte tozlu evraklarımı çekmecelerden çıkarıyormuş gibi hissettim memur. Bilmiyorum böyle çok garip bir şey oldu belki ama. Tabii o zaman ben onu hissettim orada. O zamanın tasviri o şekilde. Hani bölüm olarak kafamızı hani şimdi olsa için. Şimdi olsa muhtemelen işte projeksiyonlar vesaire ya da hologram sistemi belki o şekilde tasvir edilirdi bu bölüm tabii, tekrar çekilse. Kesinlikle bağlam dönemde. Değişiyor. Biraz önce de bahsettik. Bağlam değiştiğinde evet. Her şey değişiyor. Mesela şu an konuştuğumuz konu kayıt konusu. İyi taraftan bakalım. Örneğin vefat ettik. Evet. Ve benim bu zamana kadarki tüm kaydımı bir yapay zekaya versek, bu yapay zeka bir algoritma çıkartsa, örneğin Salih ya da Bilgin'in algoritması çıktı, bir bot oluştursa, muhtemelen benden sonra yani ya da senden sonra hayatta kalan kişiler seninle konuşabilir olurmuş gibi bir algı da var bende. Yani çünkü senin tüm kayıtların, konuşma tarzın, içerikler, her şey bir yerde toplanıyor ve bunu yapay zekaya veriyorsun, öğreniyor. Öğrendikten sonra aslında sen oluyor o yapay zeka. Ya yani, işte bu noktada... Bunun patentleri var bu arada. Yani bir şirket, şimdi ismini vermeyelim, bir şirket patentini aldı yanlış. Yani haberlerde çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bak bu olayı çok farklı yerlere götürecek Salih. Ya ben bu noktada insanların gerçeklik algısını sorgulayacaklarını düşünüyorum mesela. Yani onu biz kaybedebiliriz ve o hayal dünyası da demek istemiyorum ama dijital dünyayla çok fazla entegre olabiliriz. Gereğinden fazla. Bu beni çok düşündüren bir şey mesela bu konularda. Çünkü sen, ben ya da çevremizdeki kişiler eskiyi de gördü ya, analog dönemi. Şimdi dijital dönem. Ama bu dijital dönemde doğmuş bir çocuk düşün, 5 yaşında. Ve işte anneannesi ya da babaannesi ya da dedesi vefat etti. Ve annesi diyor ki, üzülüyorlar. Sonra diyor ki bak artık dedenle telefonda görüşebilirsin. Çok ilginç değil mi? Ya bize şu anda ilginç geliyor ama evet. O çocuk çok gözünden küçük yaşlardan mi? Bununla büyümüş olsak tabii ki de çok normal gelecek. Ha, onun yani, için dedeyi kaybetmek. Üzücü bir şey değil ki. Çünkü zaten yani, onunla üzücü istediği bir zaman şey konuşacak. Olmayacakmış gibi bir algı yaratıyor değil mi artık bizde? Evet ama işte orada da şu var. Eskisi gibi gerçekten gidip ona sarılabilecek mi? Hani temas da bizim için gerekli bir şey ya insanlar hı-hı. için. Onu nasıl yakalayabiliriz? Onu ya tam kestiremiyorum muhtemelen... ama işte robotlar vesaire. Evet, evet. Hani... Evet daha yani farklı bir... daha rahat olacakmış gibi. Yani ben onu hiç düşünmüyorum bile. O en kolay olacak kısımmış gibi geliyor. Ben zihinsel kısım daha zor olacağını düşünüyorum. Yani seni sana yakın bir algoritmayı oluşturmak. Ya ben o kısım halledildikten sonra bu
tarafa baktım. Yani orası hallolmuş o zamana kadar ve sadece hani bu kısım kalmış diye düşünerek. Yani hani çünkü robotu yapmak daha kolaymış gibi bir izlenim var bende. Hani sonuçta bayağı çalışmalar var. Bize ya, yakın. Hani bizim vücudumuza yakın. Androidler üretme çalışmaları var. Ama zihin ayrı bir, yani zihin de demeyelim işte, o algoritma seni oluşturan. Algoritmayı çıkartmak biraz daha uğraşlıymış gibi geliyor. İkisi birleşirse Salih bambaşka bir bağlam oluşuyor. Yani iyi kötü yorum yapamıyorum. Farklı. Yani bize hep bu bilim kurgu filmlerinde gösterilen işte robotlar dünyayı ele geçiriyor. İşte yapay zekalar kendi amacından saparak daha kötümser bir hava yaymaya başlıyor. Yani bize hep sanki az önce söyledin ya, ütopya gibi görülen şeyler distopya olabilir, sürekli hale gelirsin. Hani bu şu anda bize güzel bir şeymiş gibi verilme, belki hani biz kafamızda iyi olsun diye düşünüyoruz ama o filmlerde gösterilen şeyler belki de distopya olarak göreceğiz bunu ilerleyen yıllarda. Hani bunu da bilemiyoruz şu anda. Evet. Yani ilginç hani buradan baktığın zaman. Ama sanırım bunu ancak ilerleyen yıllarda çıktığı zaman böyle şeyler ortaya. Ki zaman da, yani teknoloji çok hızlı ilerliyor, zaman demeyeyim. Teknoloji çok hızlı ilerlediği için bunları da çok çok uzak bir gelecekte görmeyebiliriz. Daha yakın bir gelecekte karşılaşabiliriz bunlarla. Ben de öyle düşünüyorum. Yakın bir gelecek olacak. Salih, yani çok konuştuk ya. Bayağı iyi. Yani bilmiyorum ama bayağı daldan dala. Evet. Bu bölüm biraz farklı yani bölümün oldu ismini, gerçekten. Bak elimde olsa bölümün ismi daldan dala koyardım. Ama koyamıyorum. Bir konsept var ortada. Evet. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Çok böyle zevk aldım yani. İstersen bölümün yayınını da burada bitirebiliriz. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Asıl böyle farklı açılardan bakmamı sağladığın için teşekkürler. Bunların üzerine daha fazla düşüneceğim sanırım bu bölümden sonra. O zaman bölümü bitiriyorum Salih. Gelecek bölümde görüşmek üzere sayın dinleyiciler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.